Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. 2 gündür video yoktu. Hatta belki 3. günde olmuştur. Tahminen bugün bu videoyu yayınlamam. Bugün güncellemeden biraz bahsedeceğiz. Karakterlerden bahsedeceğiz ama bugün sadece bir tane karaktere yoğunlaşacağım ve biraz güncellemeden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Danger Room kaldırıldı. Yeni bir baş düşmanımız geldi. Buraya şöyle efsaneviden göstereyim. Infinity Ultron geldi. Görev kısmına geldiğimizde aktivitelerden Null'u kesmişim. Aslında bugün evet bugün iki kere daha ben hemen episode'u keserim tahminen ve bugün Infinity Ultron videosunu hazırlarım. Denerim. Umarım güzel olur. Onu da aynı gün içerisinde paylaşırım. İki tane video pazar günü gelir. Gayet tatlı olur bence. Gamora hakkında bir tane gönderi oluşturdum ama bu videoda da sormak istiyorum. Gamora'nın gameplay gelsin mi? Şu anda mesela yarın Gamora'yı yapacak malzemem olacak ve Gamora'yı yükseltebilirim ve enerji CTP'yle deneyebilirim. Öfkeyle çok iyi oluyor, enerjiyle de oynanabilecek bir karakter ama öfkeyle daha tatlı oluyor. Meta konusuna gelirsek, meta oldu mu, hasar nasıl, bunlardan biraz bahsedeceğim. Skill rotasyonundan bahsedeceğim. Hasarı gayet iyi, baş düşmandaki hasarını ben gayet beğendim. Skorda da evet meta deniyor ama şu anda çok büyük bir eksiği var ki bu karakterde yakma yok. Hiçbir yeteneğinde yakma yok. Pasifinde şöyle ki susturması var. Bunda sıkıntı yok. Bir tane skillinde felç vardı sanırım. 4. skill miydi? Yok 3. 3 müydü? Hayır 2. 2'de. 2. skillinde felç var. Onun haricinde baktığımızda gayet güzel bir karakter. Çok çok tatlı bir karakter. Özel ekipman olarak enerji takıp denerim. Skor günü gelecek. Şöyle ki 2 günde kullanabilirim şu anlık. Hani süper devim yok, korbusum yok. Çevik kötü de kullanırım. Süper kötü kadını da kullanırım. Gayet tatlı bir karakter. Kendi liderliği var. Liderliği çevik kahraman yazıyor ama çevik karakterler olacak o. Haberiniz olsun. Yani hem lider Gamora kullanıp yanına Korvus koyup bir tane de yancıyla güzel bir skor takımı oluşturulabilir. Ama yakma sezonu geldiğinde yancıda kim olabilir? Black Cat çok iyi bir yancı ve Mystic şu anda yancı. İki tane yancımız var zaten. Çevik süper kötü de yanlış bilmiyorsam şöyle bakmak lazım. Bakayım. Mystic var. Mystic'in yakması var biliyorsunuz. Biraz zor da olsa yapılabiliyor. Zor değil aslında da neyse. Kolay aslında her neyse. Black Cat'e bakalım. Black Cat'in yakması var mı? Emin değilim. Şöyle baktığımızda ki zaten Black Cat'le yakma atmak çok çok mantıklı bir hareket değil. Altının sikiyor olan bir karakterle bunu yapmak çok daha mantıklı. Baron Zemo'nun ben lider olarak kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü artık Gamora'nın liderliği var. O yüzden Baron Zemo'ya çok da gerek yok. Black Cat'li gözümün önündeymiş. Yakması varmış açıkçası. Hani şunu derseniz ki ben orada biraz saldırı kaybedeyim. Sıkıntı yok. Black Cat'li iptal ederim. Bu şekilde oynarım derseniz Black Cat'de güzel bir takım kurulabilir. Meta'ya aslında bu şekilde oturabiliyor. Sadece Bullseye yani devre dışı bırakıyoruz. Ama takım savaşında biliyorsunuz Bullseye meta. Ondan daha iyi bir karakter yok. Venom'la beraber oynuyor açıkçası. Ve takım savaşında şu anda ben platinlikliyim. O yüzden gösteremiyorum. İnsan karakteri istiyor. Gamora da uzaylı olduğu için burada meta olamıyor. Eğer ki burada meta olsaydı, şu kısımda meta olsaydı çok rahat bir şekilde Gamora'yı rahat bir şekilde kasın derdim ki hala da şu anda diyorum. Çünkü dediğim gibi yakmayı ya Mystic'le yaparsınız ya da Black Cat'le yaparsınız. Bu size kalmış. Bullseye'le yaptığınız takdirde yani Bullseye'ye çok da gerek yok. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle ki bugün ne günüymüş? Evrensel günü. Kendi günü geldiğinde belki deneriz. Yani map story yapmak yerine bunu yapabiliriz. Şu anda envantere baktığımızda ne kadar küpüm varmış? 2365 yani birikmesi daha biraz daha sürer. O yüzden birazcık malzeme sanki ayırabilirim. Yani ona. Zaten istedikleri malzemeler çok çok başka. Evet Mepisto'da çok fazla parçalanmış karanti madde gidecek. Non karanlık kaşı gidecek biliyorum ama bunu yapabiliriz bence. Bir tık deneyebiliriz. Mepisto'yu biraz daha geç vakte bırakabiliriz. Mepisto'yu da 2 günde kullanacağım. Işın erkekte kullanacağım. Işın süper kötüde kullanacağım. Gamora'yı da 2 günde kullanacağım. Kadın haftasında biraz zayıf olduğum için Gamora'yı değerlendirebilirim. İstiyorsanız yarında gameplay'e gidelim. Şimdi yetenek ön izlemesi diyelim. Skill rotasyonunu da göstereyim. Öfke ve enerji için ayrı ayrı rotasyonları var. Enerji bence gider çünkü iptalleri biraz rahat bir karakter. Şu anda grafikler düşükte. Yani şöyle ki nasıl yapıyorlardı? 3, 6, 5 enerji rotasyonu olarak kullan. Pardon yanlış yaptım.
enerji rotasyonu olarak şöyle ki hemen şu bitsin tekrardan göstereyim. 3-4-6-5 şeklinde oynayabilirsiniz. 5'te hasar patlayacaktır. Hasar patlama videosunda birkaç video önce yapmıştım. Hatta bir önceki videoydu sanırım. Oradan bakabilirsiniz veya enerji bu enerjiydi veya öfke varsa şöyle ki 3-6-5 yere değdikten sonra 4'ü vurabilirsiniz. Böyle bir rotasyonda yapabilirsiniz. Bu da tercihleriniz arasında olabilir. Çünkü bakın şuradan sonra şurada yeşil bir şey oluşuyor. Gördünüz mü? Oradan sonra 4'e başlayabilirsiniz. Bakın 4'te gayet tatlı bir hasar veriyor. Böyle bir şey yapılabilir. Böyle bir rotasyon yapılabilir. Ben tahminen böyle bir rotasyon kullanırım. Değiştirirsem haber veririm. Şöyle ki tekrardan göstereyim. Enerji rotasyonundan bahsedeceğim. 3-6-4-5 şeklinde yapabilirsiniz. Bu ilk tercih. 6'nin skill'i iptal ediliyor. 3 zaten hiç söylemiyorum bile. Ama öfke varsa hasar patlamasının çok da bir aşırı önemi yok. 3-6-5 vurduktan sonra 4 şeklinde oynayabilirsiniz. Tabi enerjide uygun olur mu emin değilim. Enerjide uygun olursa da 5'i o şekilde iptal edebilirsiniz. Ama çok çok zordur. Yani siz 3-6-5 yere vurduktan sonra tahminen hasar patlayacaktır. O yüzden 4'ün bir anlamı kalmayacaktır. Boşa rotasyonunuz boşa gidecektir. Tamam. O yüzden en mantıklısı dediğim gibi enerji rotasyonunu da gösterdim. Öfkeyi de gösterdim. Bu arada makarada bir şey bahsedeceğim. Rotasyonumu değiştirdim. Daha güzel bir rotasyon kullanıyorum şu anda. Tabii ki bazı araştırmalar sonucunda yani başkalarının da gameplaylerine bakıyorum. Hangisi daha iyiyse onu tercih ediyorum. Ve size de tabii ki gösteriyorum. Şu anda daha çok verim alıyorum bu rotasyondan. Neredesin Makari? Seni bulamıyorum şu anda. Çeviklerin baş yukarıda mısın? Yoksa burada bir yerde olman lazım ama göremedim. Şurada. Bende olduğu için tabii biraz göremeyebilirim. Şöyle ki 2 ile başlıyoruz. 6 hemen iptal. 3, 4, 2. Tam söyleyemedim herhalde. Tekrardan şöyle başa alalım. Tamam. Kesinlikle önümüzü şöyle başa alalım. 2'yi vuracağız önce. 6 hemen iptal. 3, 4, 1, 5 şeklinde. 3'ü vurduk mu emin değilim. 3'ü galiba şu anda vuramadık. Tekrardan göstereyim. Şöyle ki 2, 6, 3'ü vurduktan sonra 4, 1, 5. Şu anda 3'ü vuruyor muyum emin değilim. Vurmuyorum galiba. Aynen vurmuyorum. 3'ü vuracağız. Tekrardan gösteriyorum. 2, 6 iptal. 3'ü vurmaya başlamadım ya. Normalde vurması lazım. Evet. Biraz fail olduk ama bunları kesmeyeceğim tabii ki. Görün sıkıntı yok. 6, 3'ü vurmaya başladık. 4, 1, 5 şeklinde oynadık. Rotasyonumuz bu. Az öncekiler değildi. Bu şekilde 3'ü vuracak tabii ki. Normalde ben hep grafiği çok düşük oynadığım için erkenden vuruyor 3'ü. Alışık değilim hocam düşük grafikte oynamaya. Tekrardan göstereyim. 6, 3'ü vurmaya başladıktan sonra 4, 1, 5 şeklinde oynuyoruz. Böyle güzel bir rotasyonu var makarenin. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğeri de kullanılabilir. O da size kalmış bir durum. Gamora'yı şöyle tekrardan gösterelim. Rotasyonu bu şekildeydi. Karakterin kostümünü aldım. Niye kostümünü aldım? Kostüm indirimi gelince zaten kostüm alacağım. Bunda sıkıntı yok ama elimde biraz kristal birikince açıkçası almak istemedim. Harcamak istemedim başka bir şey. Dedim ki kostüm alayım aradan çıksın. Şimdi boyut sandığında öfkede hasar artışı var. Ben şimdi giderim denerim falan. Boşu boşuna gider CTP. CTP için kristal öyle diyelim. Kristallerimiz boşa gitmesin diye de kostüm aldım. Ve en nihayetinde kullanabileceğim bir karakterin kostümünü aldığım için hiç sıkıntı yok. Ultra'na büyük ihtimalle kategori 3 gelecek veya karakter eklenecek bir şekilde bir türlü yaparlar. Öyle olduğu takdirde de çok çok tatlı olur. Ve Ultra'nı kasabiliriz belki. Belki de kasmayız emin değilim çünkü evrensel süper kötüm var. Bu şekilde rotasyonunu gösterdim. Başuşmanla şu anda deneyecek bir durumum yok. Rotasyonunu gösterdim. Nerede iş yapar bunlardan bahsettim. PV'de hasarı gayet iyi. Null'da, Mephisto'da, Infinity Ultron'da hepsinde iş yapacaktır. Infinity Ultron hakkında çok kesin konuşmayayım. Ama Null'da gayet iyi bir performansını gördüm. Tahminen yaparsak yapacağım. Tamam yarın yapalım. Biraz aktifleştirelim kanalda. Gameplay gelsin. Enerji de takarız. Güzel bir şekilde oynarız Gamora ile. ISO 8'lerini biraz dizdim. Artifact da takarız bir tane. Özel ekipman takarız. Ve her şeyi tam biraz da Uru dizeriz. Hatta karakter diziliminde bu şekilde gösteririz. Tamam mı? Bu şekildeydi. Gamora'dan biraz bahsettik. Metalik durumundan bahsettik. Meta'ya oturdu. Susturma sezonunda, fel sezonunda Corvus'la beraber kullanabilirsiniz. Ve Bullseye benim çok sevmediğim bir karakterdi.
Niye tek oynanmıyor onu söyleyeyim. Çifte oynanışlarda çok daha etkili oluyor böyle altıncı skill olan karakterler. Mesela başlangıçta altıncı skill rotasyon atıyorsunuz. Daha sonra biraz vurup hemen diğer karaktere dönüyorsunuz. Onunla da altıncı skill'i vurup bir rotasyon döndürüyorsunuz. Daha sonra diğerinin zamanı doluyor ve ona geçiyorsunuz. Onunla tekrardan altıncı skill vuruyorsunuz derken inanılmaz bir hasar vuruyorsunuz. 1 dakika, 2 dakika ve 3 dakika içerisinde skordan bahsediyorum. Bu yüzden skorda böyle çift oynayışlar yapmak çok daha mantıklı. Şu anda ben yeni başlayan biri olduğum için ne Corvus kastım ne Süper Dev kastım. Tabii ki kasacağım. İlk önce Süper Dev'i sonra Corvus'u. Ama biraz idare etsin diye Gamora'yı şu anlık kasabilirim. Çünkü onları önce bir 6 yıldız yapmam lazım. Veya isterseniz Süper Dev yaparım diyeceğim ama Süper Dev'i de sadece bir günlük kullanabileceğim. O yüzden böyle bir şey de yapmak istemiyorum. Yani Süper Dev'i şu anda malzeme harcamayalım. Süper Dev'i biraz daha sonra yaparız. Aslında yapmak lazım ama Gamora ile 2 günü aradan çıkaracağım için Gamora'yı tercih edelim diyorum ben. Bu şekildeydi. Bugün bir video daha gelecek. O da Infinity Ultron videosu. Umarım onu da beğenirsiniz. Ertesi günde belki Gamora gameplay'e gelir. Bu da size kalmış. Yorumlarda artık belirtebilirsiniz. Bir de Fumble videosu gelecek. Toti videosu belki onunla bugün çekerim. Belki 3 video yaparım. Emin değilim ama buna da bakacağız. Veya stok video yaparım. Her neyse. Bu şekilde daha fazla lafı uzatmayalım. Gamora hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hesap inceleme sözümdür. Şubat ayı içerisinde 2 değil 3 tane yapacağım. Bunu da söyleyeyim ve videoyu burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.